Sanki ilk baktığım gözlerdi gözlerin. Duyduğum en güzel şarkı sesin. Sabah uyanmak artık başka, çok başka. Çünkü sabahlar artık senle, hep senle. Nerede, nerede, nerede? Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, hep senle. Her şey senle, ilk aşk belki senle. Senle, senle, karışmak güzel senle. Her şey senle, hayaller güzel senle. Senle, senle, karışmak güzel. Ay inanmıyorum. İşte korktuğumuz başımıza geldi. Şey, oturun oturun, sakin sakin oturun. Tanser Bey iyi misiniz? Hayır Tuna Beyciğim, hayır, hiç iyi değilim. İyi olmadığınız belli Tanser Bey, tır çakmış gibisiniz vallahi. Şey, bu kaç? He? Hatice'cim ne yapıyorsun? İdil Hanım beyin sarsıntısı geçirip geçirmediğini kontrol ediyor. Tanser Bey, ha, ağzınızın kızlık soyadını hatırlıyor musunuz? Ha? İkinci ve dördüncü harfini söyleyebilir misiniz acaba? Hatice'cim hiç sırası değil. Lütfen gidip eczan dolabından pamuk ve oksijen getirir misin? Tamam İdil Hanım. Tanser'cim. Oh. Hiç elleme, elini sürme. Ah. Bekle canım. İşte o medeniyet görmemiş Nobran yaptı yapacağını. Yoksa kavga mı ettiniz Tanser Bey? Hayır efendim. Ben kavga etmem. Ben şiddete prensip olarak karşıyım. Ama şiddete karşı olmasaydım görürdü o günün şansı varmış. İnanamıyorum, inanamıyorum. Bakar mısın adam ne halde, perişan olmuş. Yani yerin dibindeyim utancımla. Ay tam ah. O gurme bozuntusunu eşekten düşmüş karpuza çevireceğim dedi. Yaptı yapacağını adama bakar mısın? Meltem Hanım. Haluk Bey geldi. Müsaadenizle. İnanmıyorum sana. Ben gideyim de yemeğe bakayım ben. Yani yemekten önce 3 tane fındık yedim diye mi kızıyorsun? Ay bana ne senin fındığından, konuyu değiştirme. Niye kızdığımı gayet iyi biliyorsun. Fındığa kızmadıysan niye kızdın? Yavaş, yavaş edin yavaş. Pardon, pardon, pardon Tanser'cim. Yavaş. Pansuman bitene kadar biraz dişini sık lütfen. İlahi Dil Hanımcığım, Haluk Bey adam da sıkacak diş bırakmamış ki hepsini avucuna dökmüş. Haluk Bey mi? Ya bu olanların Haluk Bey'le ne ilgisi var? Hiç boşuna inkar etme Haluk. Her şeyi biliyorum. Şu ne bildiğini ben de bir bilsem ne yapmışım? Tanseli dövmüşsün. Ana Tanseli mi dövmüşler? Yo. Ben Haluk Bey'le kavga etmedim ki. Nasıl yani? Sizi Haluk Bey dövmedi mi? Hayır. Vallahi şu Tansel'e bir kafa gömsem dediğim çok oluyor. Ama ben dövmedim. İnkar etme, adamı haşat etmişsin. Bak, neyi inkar edeceğim ya? Ben dövmedim diyorum ama çok istiyorsan seve seve dövebilirim. Peki sen dövmediysen kim dövdü? Nobran bir temizlik işçisi. Temizlik işçisi mi? Evet. Şimdi temizlik işçisiyle mi kavga ettiniz Tanser Bey? Evet efendim. Trafikte önüme bir çöp kamyonu geçti. 100 metrede bir durdu çöp aldı. 100 metrede bir durdu çöp aldı. Sonunda dayanamadım açtım pencereyi. Bu yaptığınız saygısızlık diye bağırdım. Ama? Ama? Ama o adam konuşarak anlaşılabilecek tipten bir adam değilmiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu bilgi size biraz pahalıya patlamış Tanser Bey. Tanser Bey çok affedersiniz. Yani şimdi siz Haluk'la kavga etmediniz değil mi? Hayır efendim, ne münasebet? Tuna, Meltem Haluk'la konuşacaktı. Haluk, inkar yöntemiyle sorunları çözemezsin.
Hep Tansel'i döveceğim diyen sen değil miydin? Ya ona öylesine söylüyordum. Ciddi değildim ki. Ya şu lezzetlerin efendisi denen şuursuzu elime geçirirsem onu dayakların efendisi yapacağım diyen sen değil miydin? Böyle diyor muydun, demiyor muydun? Diyor muydun, demiyor muydun? Meltem, bak hiç bu konulara girmesek diyor. Ya, Tuna, soruma cevap bekliyorum. Bir dakika. Evet, seni dinliyorum. Ya diyordum, hala da diyorum. O lezzetlerin efendisini elime bir geçireyim, ağzını, yüzünü, kolunu, bacağını kıracağım. İyi, kırmışsın. Şimdi mutlu musun? Rahatladın mı? Ya lezzetlerin efendisinin Tansel'le ne alakası var? Alo. Meltemciğim. Ay efendim Gönül. Tansel Bey'i döven Haluk değilmiş. Ne? Alakası yok Meltem. Valla temizlik işçisiyle kavga etmiş. O yüzden bunlar gelmiş burada. Yani Haluk'la alakası yok. Yani bir dinlemiyorsun. Al işte. Demek ki neymiş? Dayak yiyen herkesi ben dövmüş olmuyorum. Ay tamam, ne bileyim, adam öyle perişan halde görünce sen dövdüğünü zannettim. Özür dilerim. Terminatör müyüm ben canım? Yani. Neyse, kusura bakma. Neyse neyse, olur böyle şeyler. De. Ha. Asıl sen benim soruma cevap vermedin, onu bekliyorum. Hangi soru? Tansel'le lezzetlerin efendisinin ne ilgisi var diye sormuştum. Ha. Hiç canım, ne ilgisi olacak ki? Hiçbir ilgisi yok. Alakası yok ya. Peki konu nasıl döndü, dolaştı, bir anda lezzetlerin efendisine geldi? Ay yok canım, sen hani ikisini de döveceğim diyordun ya. Ben oradan öyle şey ettim yani. Oradan geldi öyle. Ya Tanseri ben niye döveyim? Zaten bir yumruk atsam yarısı boşa gider. Ama lezzetlerin efendisini elime bir geçireyim, bak gör ona neler yapacağım. Kolunu, bacağını kıracağım. Ağzını, yüzünü kıracağım. O ayrı. Onun kırmızı kartı cebimde. Yani aradığın gurmeyi bulamadın, öyle mi evladım? Bulamadım. Ama aramaktan hiç vazgeçmedim. En doğrusu. Hayatta hiçbir şeyden vazgeçmeyeceksin. Ne demişler? Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Ben gurmeyi aramaya devam ederken taş fırında işler iyice kötü gitmeye başladı. Zaten müşteri yoktu, üzerine bir de borçlar birikmeye başladı. De nasıl öldü Haluk Bey, beğendin mi? Beğenmek ne kelime, bayıldım bayıldım. Lap lap indirdim mideye. Biz bu pideyi niye satıyoruz ki? Sen yap, ben hepsini yerim. Vallahi şu anda olan da o zaten Haluk Bey. Müşteri yok. Kendimiz pişiriyoruz, kendimiz yiyoruz. O lezzetlerin efendisi denen gurmeyi bulursam hesabını soracağım ondan. Elimden kurtulamayacak, hep onun yüzünden. Haluk, inanmıyorum. Mimarlık ofisinin senedini ödemişsin. Ya ben sana ödeyeceğimi söylemiştim. Sen merak etme ya. Sıkma canını, ödedik bittik işte. Nasıl korkuyordum biliyor musun ödeyemeyeceğiz diye? Zaten dükkanda iş yok. Vakti geldi senedin. Neyse. Senin ortağın benken sen korkmayacaksın. Merak etme ya. Hallederiz. İyi de 20 bin lira öyle kolay bulunacak bir para değil ki. Nereden buldun? Sana ne canım, nereden buluştum? Buldum. Buldum işte. Problem kaldı mı? Kalmadı. Boş ver. Neyse tamam, ben içerideyim. Ha. İzin usta. Az daha unutuyordum. Meltem aradı, öğle yemeğine buraya gelecek. Peynirli pide yapsan ona. Hemen Haluk. Abi çok komik adamsınız oğlum ya. Ne oldu oğlum? İşine bak sen. Geri git. Bak, hep senin yüzünden. Millet bize gülüyor. Bir dakika abiciğim, orada duracaksın. İşler kötü gittiği zaman hemen Teo sen yaptın, senin yüzünden oldu. Flash mob senin fikrinde. Puh! İki dakika delikanlı oğlum, iki dakika delikanlı. Sen değil miydin yok internetli, yok Matrix'li diyen? Vay! Sıkışınca hemen beni günah keçisi ilan et. Flash mob senin fikrinde oğlum. Vay! Sen işte böylesin oğlum. İki dakikada satarsın arkadaşını. O kızların internete koyduğu video var ya, 90 bin kere izlenmiş. Aa! Kanka,
ne 90 bini. Sen dün gece bakmışsın oğlum. An itibariyle tam 160 bin kez izlenmiş. Şaka yapıyorsun değil mi? Oğlum ne şakası? Şöhret olduk kardeşim, şöhret olduk. Oğlum sen ruh hastası mısın? Sen küçükken ateşli hastalık falan mı geçirdin? Ya bizim masayı dörtlemek varken ne işiniz var orada? Hadi gelin buraya. Biraz empati Teo'ya. Siz olsanız internetin en şapşal ikilisi olarak ün salmış arkadaşlarınızın masasına oturur muydunuz? Kızlar, ayıp ediyorsunuz ama ha. Niye öyle diyorsun Avuç ya? Ben baktım tam 160 bin kişi izlemiş videonuzu. Yani bir çeşit meşhur oldunuz diyebiliriz. Kanka, ne 160 bini? Bizim videoyu tam 162 bin 300 kişi izlemiş. Yani dakikada 1000 kişi izlemiş kanka. Of, of, of. Hayatımın en kötü gününü yaşıyorum sayende. Boş ver ya kanka. Bundan daha kötü günlerin de olmuştur senin. Doğru söylüyorsun. Seninle tanıştığım gün hayatımın en kötü günüydü. Hayda. Yakıştı mı bu sana şimdi kanka? Yakıştı mı? Valla nefis yani, nefis. Bu kadar lezzetli bir deniz varken niye hiç müşteri gelmiyor hiç anlamıyorum. Niye olacak? O lezzetlerin efendisi yüzünden. Tam iyi gidiyordu işler, millet ayağını kesti. Ay sanki bütün İstanbul lezzetlerin efendisini okuyor. Yani bence hiç de o kadar okunan bir köşe yazarı değil. Hatta adamın yazısını gazeteye basmasalar kimse fark etmez. Meltem haklı. Biz de iyi tanıtım yapamadık Haluk. Daha nasıl tanıtım yapacağız? El ilanları dağıttık. Sonra çarşıda lezzet standları açtık. Animasyonlu bir açılış yaptık. Daha ne yapalım? Tam müşteriyi tuttuk. O yazdan sonra millet ayağını kesti. Neyse bu konu uzar. Ben içeri gidiyorum. Tamam. Afiyet olsun canım. Mersi canım. Görüşürüz. Haluk. Evin taksidi var. Unutma bak kredi zamanı geldi. Tamam. Evet çayınız da geldi Meltem Hanım. Buyurun. Sağ ol Yüce Usta. Valla ellerine sağlık bir de muhteşem. Afiyet olsun Meltem Hanım. Size şöyle çok güzel, bol peynirli, çidir çidir bir künefe yapayım. Ya yok yok, baksanıza pide bile çok geldi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle bir lokmacık çayından içeceğim, gideceğim, toplantım var. Peki. Sağ ol. Afiyet olsun. Ben de seninle çıkayım, eve uğrayacağım, işlerim var. Usta, ben de çıkıyorum biraz sonra, dükkan sana emanet ha. Gözün arkada kalmasın patron. Haluk. Ha. Bak bankada hazır para var zaten hesapta. Yani bir talimat vereceğim. Hemen yollayacaklar parayı, tamam mı? Bak unutma. Tamam tamam ben hallederim ya. Tamam. Hadi hadi. Ben geç kalıyorum. İyi hadi. Çok güzeldi. Afiyet olsun. Görüşürüz usta. Güle güle. Temel çocuklar o videodaki çocuklar değil mi sence? Ya çok affedersiniz, siz internette flash mob videosundaki çocuklar değil misiniz? Yok, yok o biz değiliz. Benzettiniz herhalde. Yok yok, yani tipimiz de pek benzemiyor ama nasıl benzettiyseniz hay Allah ya. Ya arkadaşlar utanmanıza gerek yok, bence yaptığınız şey çok şirindi. Dalga mı geçiyorsun? Aksine çok ciddiyim. Kız arkadaşlarınızı mutlu etmek için hiç kimseyi umursamadan öylece dans etmeniz süperdi bence. Vallahi bütün yorumlarda dalga geçmişler. O şapşallarına bakıyorsunuz siz ya. Bizim okuldaki kızlar bayıldı size. Hadi ya. Keşke bizim erkek arkadaşlarımız da sizin kadar medeni cesarete sahip olabilselerdi. Evet kızlar, o videonun mimarı benim. Oğlum sen ne dönek çıktın ya? Daha demin demiyor muydun o fikir senin fikrindi diye? Asıl dönek sensin kardeşim. Senin fikrin diyen de sendin. Şey, birlikte bir fotoğraf çekilebilir miyiz acaba? Evet, tabii tabii. Çekiliriz ya. Ne olacak? Kim çekecek peki? Ver. Kızlar, hayranlarımız bizle fotoğraf çektirmek istiyorlar da. Rica etsem fotoğrafımızı çeker misiniz? Aa, size gerek yok ya. Sedat kardeşim, hayranlarımızla bir fotoğrafımızı çeker misin? Tamam kardeşim. Süper ya, fotoğrafları hemen Facebook'a yükleyeceğim. Okulda o biçim havamız olacak. Tamam kızlar, iltifat etmeyin. Sağ olun. Teşekkür çok ederiz. Sağ ol kardeşim. Şöyle bakalım resimlere. Çok güzel. Yakışıklı çıkmışım. Bir
Ondan iki tost ver bakayım. Tabii Hüseyin, hemen vereyim. Siz de bana üzerinde Atatürk resmi olan ve üzerinde 10 tuklası yazan paradan verin. Ayıp oluyor ama Yakup. Belki farkında değilsin ama biz senin en değerli müşteriniz. Müşteri dediğin kahvede boş boş oturana değil, alışveriş yapana denir Şükrü. Bilmiyorsan öğren. Bırak Şükrü, bırak. Bir tost da esirgiyor bizden be. Ulan bize saygı duymasını öğreneceksin Yakup. Bir tane müşterin var mı bizden başka bu kahvede? Hello. Vay be abi. Bizden başka müşteri var mı dedin? Ta İngiltere'den müşteri geldi. Buyur abi. I need your help. Ah buyur. Yuh be. Kadın turist. Görmüyor musun? Türkçeyi nereden bilsin? İngilizce konuşmak lazım. Şükrü, sen İngilizce biliyorum diyordun değil mi? Bilmez miyim abi? İngilizce konuşmak bizim işimiz. Buyur. Welcome. Thank you. Excuse me, can I ask an address? Neden sustun lan? Bu kadar abi. İngilizcem bitti. Bir tek kelime İngilizce biliyorsun, biliyorum diyorsun ya. Abi, bu kelime çok anlamlı bir kelime. İngilizce'de hoş geldiniz demek. Onu da Haluk abilerin paspasta yazıyordu, oradan gördüm. Vay be Şükrü. Çıka çıka şu kalıptan bir kelime mi çıktı be? Kalıbından utan be. Abi, kusura bakma ama senden o da çıkmadı. Bir kelime bile yok. Adamı hasta etme Şükrü. Biliyorum diye zıplamayacaktın o zaman. Hoş geldin. Ne haber Emine? Haluk ne haber? Nasılsın? İyi misin? İyidir, sağ ol. Bak gideceğim. Şimdi akşamki maçı izlemek için bir organizasyon yapalım diyorum. Yani gerçi ben Beşiktaşlı değilim ama hani maksat eğlence olsun. Nasıl? Bakarız. İyi bak, bizim şirketteki arkadaşlar toparlanmışlar. Bir tane kebapçı var orada. Dev ekran var. Gideriz diyorlar. Maçı orada izleriz. Hep beraber gidelim mi? Ne dersin ha? Bakarız. Ne bakarız abi? Senin canın bir şey mi sıkkın Allah aşkına? Yok, niye? Ya ne bileyim abi, durmadan bıyığınla oynuyorsun. Eskiden Beşiktaş söz konusu olduğu zaman böyle acayip bir heyecanlanırdın. Ya senin bir şey canın sıkkın değil değil mi? Böyle sesin mesin de kötüleşmiş Haluk. Böyle bir şey yok değil mi abi? Aslında bir derdim var. Merhaba. Ne haber? Ben mutfaktayım baba. Hayırdır Haluk? Ne oldu, bir problem mi var? Bak sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Ne havuca ne gönüle, hiç kimseye. Dur, merak etme, kimseye söylemem, hayırdır abi. Valla merak etmeye başladım yani. Benim paraya ihtiyacım var. Paraya mı ihtiyacım var? Hayırdır, ne oldu, niye? Bu para nereden çıktı abi? Ödemem var. Ödemem mi? Aa, taş... Yo. Sen taş fırın ödemesini yaptın zaten Haluk. Yaptım da bir sor bakalım nasıl yaptım. Nasıl yaptın? Evin kredisi için biriktirdiğimiz para vardı ya, oradan yaptım. Eyvahlar olsun. Ya o parayı oraya aktardın, anladım şimdi. Peki ne kadar lazım sana abi? 20.000 lira. 20.000 lira mı? Ha, bende de yok. Yani olsa hemen veririm biliyorsun, düşünmeden. Peki nereden bulacaksın? Bir bilsem. Şimdi Meltem'den de isteyemem. Neyse, bakacağız. I won't go to this address. Ne diyor Şükrü? Ayran gibi bir şey. Ayran istiyor abi. Uydurma Şükrü. Adres dedi. Adres soruyor kadın. Selamun aleyküm. Yakup, ne oluyor burada be? Turist adres soruyor babacığım. Söyleseniz o zaman. Bizde yabancı dil ne gezerse yer tayar. Aramızda bir tek İngilizceyi Şükrü biliyor. O da bir tek kelime biliyor. Paspastan İngilizce öğrenirse bu kadar olur tabii. Kıskanmayalım lütfen Hüseyin abi. Sende o da yok. Kıskanacağım ya. Neyse, susun, susun şimdi. Şimdi ben görüşeceğim kendisiyle. Evet. Senin İngilizcen var mı ya? Canım, bir turistle konuşmak için İngilizce şart değil. Yüksek sesle konuştun mu anlar bu turistler. Böyle saçma şey mi olur ya, seyyar tayyar. Şimdi bekleyin, durun. Kızım, sen nereye gitmek ister? Sen. I want go to the address. Sultanahmet. Sultanahmet. Evet. Sultanahmet. Buradan gideceğim güne. What? Vatan Caddesi 82 numaraya bin git. Tamam mı? Gideceğin yere. What? Evet. Vatan Caddesi. Otobüse bineceksin. Otobüs. Otobüs. Oh yeah, bak. Ha. Anladın bak.
otobat. Anladı gördünüz. Şimdi otobata bin. Tamam mı? Otobat. Yakup, yaz şuna. 82 Vatan Caddesi. Oradan bilsin gitsin. Hah. Ada. Otobat. I thank you. Gördünüz mü nasıl anladın? İşte turistlerle bağıra bağıra konuşup anlaşmayı ben buldum. Sonunda patladı gitti. Tuna abi nasılsın? İyi Emre'cim sen nasılsın? Okul mukula uğraşıyoruz abi. Dersleri kurtarmaya çalışıyoruz. Kurtarırsın, kurtarırsın. Güzel olur. Bize babanla akşam Beşiktaş'ın maçı var ya onu nerede seyredelim falan diye düşünüyorduk. Aa hakikaten ya. Akşam Beşiktaş'ın maçı var. E nerede seyredeceğiz baba maçı? Bizim şirketteki arkadaşlar bir yer ayarlamışlar. Bir kebapçı böyle dev ekranı falan var. Orada seyredelim diyorlar ama ne dersiniz bilmiyorum yani. Vallahi süper olur ya Tuna abi. Yani babam ne der bilemem tabii. Ya ne işimiz var bizim kebapçıda? Sen git arkadaşlarımla takıl biz evde seyrederiz. Tansel'cim, çok merak ediyorum. Daha ne kadar Haluk Bey'den kaçarak, saklanarak yaşayacaksın? Sorunlarını kaçarak çözemezsin. Yani ben ne münasebet Didil'cim. Yani benim ondan saklandığım falan yok. Ya ben ondan korkmuyorum. Ama yani bahçede karşılaşırız. Böyle yüz yüze geliriz. Bir tatsızlık olur. O yüzden bahçeye çıkmıyorum. Tansel'cim, defalarca söyledim sana. Haluk Bey'le aranızdaki bu sorunu mutlaka çözmeniz gerekiyor. Didil'cim, benim onunla bir sorunum yok. Onun benimle bir sorunu var. Aa, sakin olalım lütfen. Sorunu çözmenin yolu önce ortada bir sorun olduğunu kabul etmektir. Tamam hayatım, peki. Kabul ediyorum, tamam. Bir sorun var. Yani bunu ben de çözmek istiyorum. Ama nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Bu düğümün çözümü de şu. Haluk Bey'e gidip dürüstçe aradığın gurme benim diyeceksin. Peki Edil'cim şimdi gidip bunu söylediğim zaman sence Haluk Bey'le barışır mıyız? Kavga mı ederiz? Hmm. Şimdi Haluk Bey'in karakterini göz önünde bulundurursak kavga edersiniz. Gördün mü bak? Ha demek ki çözüm bu değil. Başkası yaptığında çok kızacağımız bir davranışı arkadaşımız yaptığında görmezden gelir, tolere ederiz. Yani bu konuşma nereye varacak çok merak ediyorum Edil. Hani böyle giderse sen şimdi Haluk Bey'le arkadaş ol falan diyeceksin. Evet, aynen. Haluk Bey'le arkadaş olacaksın. Edilciğim, sen şaka falan mı yapıyorsun? Hadi ben kaçıyorum. Haluk bak, eğer hani istersen maçı seyretmek falan kebapçıda masan hazır. Tamam, bir telefon edersin. Görüşürüz orada. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bay bay. Baba. Hı. Biraz konuşabilir miyiz? Ana sen ne zaman bir şey konuşmak istersen kesin bir şey isteyeceksin demektir. Yok baba bir şey istemeyeceğim. Ben malımı bilirim oğlum. Sadede gel ne istiyorsun? Doğru söylüyorsun baba. Bir şey istiyorum. Senle baba oğul karşılıklı konuşmak istiyorum. Bak. Bak damardan girdin. Konuş bakalım. Baba. Hı. Ben mutfaktayken senle Tuna abinin konuşmasını duydum. Yani şu para meselesini. Sen artık böyle kapıları mı dinliyorsun avuç kafa? Yok baba ne alakası var? Buraya gelirken istemeden kulak misafiri oldum. Sen takma kafanı ben hallederim. Zaten hep öyle oluyor baba. Biz kafamıza takmıyoruz. Sen hallediyorsun, sen çabalıyorsun. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Oğlum tabii ben halledeceğim. Ben babayım. Bu benim görevim.
Baba. Artık ben de büyüdüm. Artık ben de bazı sorumlulukları almak istiyorum. Aile olarak çözmemizi istiyorum bazı sorunları. Yani bu para işinde sana yardımcı olmak istiyorum. Oğlum o kadar parayı sen nasıl bulacaksın? Sen benden ne istediğin farkında mısın? Haluk Bey'le arkadaş olmaya çalışmak, aslan kafesine girmekten, timsahlarla dolu bir nehirde yüzmek'ten daha tehlikeli. Tansel'cim, lütfen abartma. Herkesle arkadaş olunabilir. Yeter ki doğru enstrümanlar kullanılabilsin. Peki nasıl arkadaş olacağımızı da söyler misin? Adamın tek bir hobisi var hayatım. Kavga edip kafa atmak. Tansel'cim, yapma ne olursun. Ne oldu? Kimi arayacaksın? Meltem Hanım'ı arayacağım. Niye? Alo? Meltem Hanımcığım. Merhabalar, ben Edil. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bir şey rica edecektim. Acaba bugün bize uğrayabilir misiniz? Aa, yolda mısınız? Ha, tamam, süper o zaman. Görüşmek üzere. Tesadüf, o da bize geliyormuş. İdil'cim, niye aradın sen Meltem Hanım'ı? Tansel'cim, Haluk Bey'i en iyi tanıyan o. Haluk Bey'in hobilerini, sevdiği sevmediği her şeyi ondan öğrenebiliriz. Yani sen bu arkadaşlık konusunda ciddiysin. Bu anahtar ne? Benim arabayı satalım baba. Parasıyla krediyi haydi haydi öderiz. Arabayı satarsak sen okula nasıl gidip geleceksin hiç düşündün mü? Diğer arkadaşlarım gibi baba. Gerekirse otobüse bineceğim. Gerekirse minibüse bineceğim. Hatta gerekirse bisikletle gideceğim. Al bu anahtarı. Böyle bir şeyi de duymamış olayım. Baba. Hep sen mi fedakarlık yapacaksın? Bir kere de benim fedakarlık yapmama izin ver. Al anahtarını. Al anahtarını dedim. Ben hallederim, merak etme. Ben bahçeye çıkıyorum baba. Hakikaten. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Biz 10 numara bir çocuk yetiştirmişiz ha. Vallahi. Biliyorum. Da. Ne oldu ki şimdi? Bir şey olmadı. Sadece bilmeni istedim. Meltem Hanım, hoş bulduk. Akşam yemeği için benden özel bir şey istiyorsunuz mu? Ay yok, ben bir tek salata yiyeceğim. Hafif geçsin bu akşam. Ay, peki. Ay, ben İdillere gidiyorum Emine. Meltem Hanım, İdil Hanım'ları çağırmadan önce ben size bir şey söylemek istiyorum. Hayırdır? Şey, ben iş arıyorum da. Ne oldu? İdil Hanım'dan memnun değil misin? Yok, çok memnunum.
Ay sizden iyi olmasın, o kadar iyi bir insan ki. Çok da iyi maaş veriyor. Aramızda kalsın, teyzemden bile fazla kazanıyor. Hı. E o zaman niye işten ayrılıyorsun? İşten mi ayrılıyorum? Ha. Ay kim söyledi size? Anam! İdil Hanım söyledi değil mi? Kovuyor muymuş beni? Söyleyin ben sana. Ay gerçeği söyleyin. Hatice. İdil bana hiçbir şey söylemedi. Sen değil miydin biraz önce bana ben iş arıyorum diyen? Ben de o yüzden sana soruyorum. Niye memnun değil misin? İşten mi ayrılıyorsun diye. Ay ilahi Meltem Hanımcığım, kovuluyorum sandım bir an. Ben işi kendim için bakmıyorum ki. Kardeşim Serhat yakında askerden gelecek. Onun için arıyorum. Öyle söylesene be kızım. Sizin orada uygun bir iş var mıdır acaba? Ya bilmem, bir bakarız. Uzmanlık alanı ne kardeşinin? Uzmanlık alanı yok. Ama siz bir gösterin, hemen kapar. Çok zekidir maşallah. Maşallah. Tamam ben bakarım, oldu o zaman. Tamam sağ olun Meltem Hanım. Buyurun buyurun, siz geçin, ben çağırayım hemen, tamam mı? Sağ olun. Ececiğim. Efendim. Ay, ya bir şey soracağım. Siz okula neyle gelip gidiyorsunuz? Servisle. Bak. Şu an çok kırıldım Ececiğim. Gerçekten bu kırgınlığımı ifade edecek bir kelime bulamıyorum ya. Niye? Ya niye olacak? Biz her gün bu havuç kafanın arabasıyla okula gidip geliyoruz. Ama arka koltuklar bomboş. Siz niye bizle gelmiyorsunuz? Teklif ettiğinizde arabanıza binmedik mi? Tamam, teklif ediyorum o zaman. Kızlar, bundan sonra servisi falan iptal ediyorsunuz. Her gün okula bizim arabayla gidip geliyoruz. İyi. Size uyarsa bize de uyar. Allah be! Tamam, ben bu güzel haberi gidip havuca vereyim de sevinsin çocuk. İyi, hata mı ettik acaba? Kızım, özel şoförümüz oldu işte, daha ne? Kardeşim, sana süper bir haberim var. Ne oldu, Ece evlenme teklifini kabul mü etti? Ya kardeşim o değil, ama yakında o da olacak. Kızlarla konuştum. Bundan sonra kızları her sabah okula biz bırakacağız. Dönerken de biz alacağız oğlum. Hadi ya. Kızlara söyledim ve kabul ettiler mi bunu? Ettiler tabii oğlum. Kardeşin söylerdi, etmezler mi be? İşte bu çok kötü oldu. Ne diyorsun oğlum sen? Sevinçten beynim durdu herhalde. Kızlar bizim arabayla okula gidip gelecekler diyorum. Bunun nesi kötü kardeşim? Kardo, araba yok. Araba mı yok? Nasıl araba yok be? Bayağı. Satılığa çıkardım arabayı. Bak. Hayda. Oğlum yapılacak iş mi bu be? Vallahi Tanser Bey, bence İdil haklı. Yani Haluk'la arkadaş olmanız bu işi çözebilir. Hem biz komşuyuz Tanser'cim. Arkadaş olmamız hepimizin yararına. Tamam, yani iyi söylüyorsunuz, hoş söylüyorsunuz. Ama ya Haluk Bey'le arkadaş olabilmemiz için önce ortak ilgi alanlarımızı, ortak hobilerimizi keşfetmemiz lazım. Ha, orası doğru, tabii ki. Yani değil mi? Tabii. Mesela sizin hobileriniz neler? Meltem Hanımcığım, ben baleden çok hoşlanırım. Haluk Bey de hoşlanır mı? Mesela beraber bir bale gösterisine gidebiliriz. Bale? Yani Haluk dans sever tabii de. Zeybek. Gördün mü Dil? Bak hiç ortak noktamız yok. Aa. Hemen vazgeçme Tanser'cim. Opera sever mi Meltem'cim? Yok. Tiyatro? Maalesef. Peki neden hoşlanır o zaman? Futbol. Futbol mu? Evet, yani Haluk böyle fanatik Beşiktaşlı. İyi ama Meltem Hanımcığım, ben futboldan hiç anlamam. Tanser'cim, o zaman bir an önce anlamaya başlayacaksın. Çünkü Haluk Bey'le barışmanız gerekiyor. Ya Kardo, ben kızları tam okula arabayla gitmek için ikna ediyorum. Sen arabayı satıyorsun. Abicim ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Kardeşim biraz sessiz ol. Bak birileri duyacak. Sinsar. Ailenden gizli mi yoksa? Tabii gizli oğlum ya. Eğer sen çeneni tutabilirsen tabii. Abicim durup dururken nereden çıktı bu araba satma hikayesi? Kardeşim babamın paraya ihtiyacı var. O da gururunu yedirip benden para kabul etmiyor. Ben de arabayı satacağım. Ya oğlum, Haluk amca madem arabayı satmanı istemiyor, niye arabayı satıyorsun oğlum? Adamın gururunu incitiyorsun ya. Oluyor mu böyle hiç? Ya kızlarla yakınlaşma şansımızı da yok ediyorsun kardeşim. Kardeşim, artık konuşsan da çok geç. Arabayı çoktan satılığa çıkardım. Al. Yazıklar olsun sana be.
arkadaşım, sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez ve senin sevgin bu dünyada. Beşiktaş'ım sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez, senin sevgin bu dünyada. Ya Tansel'e bak. Hakikaten helal olsun ya. Beşiktaşlı mıydı bu adam? Yok. Baksana yani Beşiktaş'ı tuttuğuna göre bu adam futboldan çok iyi anlıyor. Öyle gibi yani. İyi akşamlar Tansel Bey. İyi akşamlar Meltem Hanımcığım. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Beşiktaş'ımız bu akşam tarih yazacak, tarih. Maçı nerede seyrediyorsunuz? Evde. Haluk'cum davet etsene Tansel Bey'i, beraber izleyin maçı. Ya belki adam yalnız izlemek istiyordur, rahatsız etmeyelim şimdi. Ya hep sen demez misin böyle kalabalık izleyince maç daha zevkli oluyor diye? Eminim gelmek ister, hem ikiniz de Beşiktaşlısınız. Evet baba, bir sinerji yaratalım. Evet evet Haluk amca, birlikte izleyelim. İyi tamam. Hadi Haluk. Tamam. Tansel Bey, isterseniz biz de birlikte izleyelim. Çok memnun olurum efendim. Çok sevindim. Siyah Kartal'ın maçını böyle birlikte izleyince daha bir heyecanlı oluyor tabii. Kara Kartal demek istediniz herhalde. Tabii. Siyah Kartal mı dedim? Kara Kartal. Yani inanır mısınız Haluk Beyciğim? Bu maç beni o kadar heyecanlandırdı ki ne dediğimi bilmiyorum. Hadi buyurun, buyurun. Başlamıyor mu maç? Hadi buyurun, buyurun. Allah ya, maç başlamış. Ben size atıştıracak bir şeyler getireyim. Yok yok, ben hiçbir şey istemem Meltem Hanımcığım, sağ olun. Ben Beşiktaş'ın maçı varken hiçbir şey yemem. Ben fevkalade fanatik bir insanım. Pas ver, pas ver, pas ver! Pas versene oğlum ya! Dur şu topa be. Koş, koş! Ay, ay! İnanamıyorum ha! Bak gene kaptı. Evet Haluk Beyciğim. Yani benim analizim de tam bu yönde. Yani daha böyle maçın başlarında topu rakip takıma kaptırmak son derece yanlış. Yani stratejik bir hata. Az önce Emre kardeşimizin de söylediği gibi kendi takımından bir oyuncuya verseydi daha akılcı bir davranış geliştirmiş olur. Tansel Bey, siz bu futbol muhabbetinden fazla anlamıyorsunuz galiba. Yok canım, ben iyi anlarım ama evde tek başıma seyrettiğim için muhabbet edecek fazla kimse olmuyor, o yüzden biraz paslanmışım. Nasıl gidiyor maç? Çok güzel Meltem Hanımcığım, yani fevkalade, çok tempolu. Gençler Birliği Beşiktaş'ın kalesine doğru atağa kalktı. Gençler Birliği'nin Beşiktaş'ın kalesine atağa kalkmasının neresi harika, neresi güzel? Ben anlamında söyledim ben. Sen nasıl Beşiktaşlısın ya? Yani ben maç çok tempolu, çok harika, o bakımdan söyledim. İyi pas yapamıyorlar ki. Yapamıyorlar, iyi pas yapamıyorlar. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ortaya! Hadi buz orta! Ortaya! Beşiktaş, sen bizim her şeyimizsin.
Re re re. Ra ra ra. Beşler beşler çim bom bom. Ne oldu, siz niye eşlik etmiyorsunuz? O başka takımın sloganı. Ah, öyle mi? Ben böyle aşırı heyecandan karıştırdım tabii. Kusura bakmayın. Sen de bu akşam pek heyecanlısın. Ya işte insan böyle benim gibi doğuştan fevkalade fanatik Beşiktaşlı olunca böyle oluyor. Hadi bir gol daha, bir gol daha, bir gol daha. Beşiktaş golüydü. Sen nasıl Beşiktaşlısın ya? Ben böyle aşırı heyecandan biz attık zannettim. Ya hasta mısın sen ya? Ne diyorsun sen ya? Sabahtan beri hasta ettin sen beni ya. Beşiktaş golüydü. Ya kartallar golüydü sen ya. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ne yapıyorsun sen? Beşiktaş golüydü.